Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Biz gördüğünüz gibi çok iyiyiz. Umuyoruz sizin için de her şey yolundadır, her şey iyi gidiyordur. Hep kuş sesleri içinde video yapacak değiliz. Bu sefer hem kuş sesi hem de yanına kurbağa sesleri içinde bir video yapalım yoğun dedik. Yoğun kurbağa sesi. Özellikle son bir 5-10 dakikadır herhalde hava kararıyor diye daha da bir yoğunlaştı. Ama videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuzu beğenip bir de yorum yaparsanız çok seviniriz. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi dikkate alıyoruz ve çok keyifle okuyoruz yorumlarınızı. Bu video gördüğünüz gibi çok farklı bir yerden yayın yapıyoruz. Sizin için bir ağacın tepesine çıktık. Benim için biraz ürkütücü oldu çünkü. Korkuyorum yani Filiz hamile düşer müşer bayağı dikkatli biçimde kıyın kıyın buraya kadar getirdik. İyiyim iyiyim, her şey yolunda. Güzel görüntü vermek istedik, bize de güzel bir anı kalsın istedik. Evet, deniz biliyorsunuz daha önce karacaları gördük, sürüklü gele çıktık diye bir video çekmiştim. Ben yanında değildim. Kar kıyametti o çıktığında. Ben ilk kez geliyorum Silikliger'e. Gerçekten müthiş bir doğa. Çok keyifli bir yer. Çok sessiz, sakin. Kurbağalar da şimdi koroya katıldılar. Onun dışında gerçekten kuş sesleri mükemmel bir ambiyans vardı. Evet, Erhan abi davet etti sağ olsun. Ayak izi safarinin kurucusu. Yakında onların da turları başlıyor arkadaşlar. Böyle çok güzel bir doğa turu yaptırıyorlar. 12 yayla 6 göl dolaştırıyorlar. Sabah 10'dan akşam 8'e kadar turları başlıyor. İsteyenler için gene ben videonun açıklama kısmına iletişim bilgilerini, Instagram hesaplarını bırakacağım. Şiddetle öneririz. Evet, bizim için bugün böyle çok spontane gelişti. Öncesinde planladığımız bir gezi değildi. Böyle bir saat öncesinden karar verip hemen yola çıkıyor bulduk kendimizi. Geldik. Gelirken ufak tefek telefonla bir takım şeyler çekebildik. Burada da güzel bir drone videosu çektik. Evet. İlk başta o görüntüleri izleyelim. Ardından gelip biraz burası hakkında size bilgi verelim arkadaşlar. Kerem'e de böyle gitmiştik biz de başlayıp şimdi daha farklı yöne dönecek herhalde. Bu Kerem'in arkasında kalıyor değil mi abi bu tarafa göre?
Olmadı bu sefer. At. Mia, al at. At. Aferin aşkım. Taş atmayı öğrendik. Evet. Arkadaşlar bu kadar güzel yerdeyiz ama yine baktığınız zaman burada bir bira şişesi. Arkadaş fazla uzaklaşamamış. Burada pet şişeler. Hemen şurada bir poşet görüyorsunuz. Yani bu kadar pis olmaya, bu kadar tam söyleyemiyorum. Bu kadar olmaya gerek var mı ya arkadaşlar? Yani bu doğa bizim. Burası da gitse, bizim evin arkasındaki orman da gitse, orası da çöp içinde, Belgrad da yok olsa ne yapacaksınız? Yani nasıl olacak? Ve bu çöpü atanlara söylüyorum bunu. Of! Yani of, vallahi of. Her şeyden kaçabiliyoruz. Bu işkenceden kaçamıyoruz. Yani lütfen, lütfen çocuklarınızı öyle güzel eğitin ki bunu yapmasınlar. Yapana da karşı olsunlar. Anca öyle belki bir nesil sonra, iki nesil sonra bunu yapmayan insanlarla bir arada yaşamaya başlayabiliriz. Arkadaşlar Sülüklü Göl, yani şu an içinde bulunduğumuz kısım, bu çukurluk 300 yıl önce gerçekleşmiş bir deprem sonucunda aslında burası meydana gelmiş. Burası birden içeri göçmüş, evet. Ve aşağıdan su da kaynıyormuş burada, evet. Ve burası bir göl olmuş. Aynı zamanda çevresinde de 4 tane farklı göl var. Evet, en büyüğü de bu Sülüklü Göl. Sülüklü Göl deniliyor. Eski adı bu arada Sarı Göl'müş. Sülüklü Göl diye biliniyor çünkü gerçekten çok fazla sülük varmış. Fakat buradaki yerel halk bu sülüklerden kurtulma çabasıyla içerisine biraz alabalık atmış. Şimdi bolca balık da var. Alabalıklar tüm sülükleri yemiş ve artık sülük kalmamış. Bize anlattıklarına göre önceden buraya koyunlarını falan yıkamaya geliyorlarmış. Koyunu göle soktukları zaman koyun simsiyah çıkıyormuş her tarafında. Sülük varmış, çok fazla sülük varmış ama şu an artık sülük kalmamış, sülük sadece adında kalmış. Bulunduğumuz yer aynı zamanda bir kamp alanının da olduğu bir yer. Onun dışında en yakın yerleşim yeri buraya uzak, bayağı bir uzak. Yani burada bir kamp alanı var. Onun dışında işte bungalov ev tarzı 7 tane de oda çok güzel hazırlanmış, dekore edilmiş, doğayla gerçekten çok uyumlu odalar var. Fakat şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz naçizane. Hafta sonu değil de hafta içi gelmeyi tercih edebilirsiniz eğer burası hoşunuza gittiyse ve gelmeyi düşünüyorsanız böyle bir tavsiyede bulunalım. Hafta sonu çok kalabalık oluyor. Hafta içi sizin daha çok hoşunuza gidecektir. Burası daha doğal, daha bakir, daha insansız, daha kurbağa ve sadece kuş sesleriyle olacaktır. Hafta sonu biraz kalabalık olabiliyor. Dışarıdan da çok fazla insan geliyor. Buranın yerel halkı da çok fazla geliyor. Buraya geldik, istedik ya bu güzellikleri hemen anlık anında bize size eşlik edin. Sizinle paylaşalım istedik, canlı yayın açmayı düşündük, denedik ama ne kadar becerebildik bilemiyorum. Çünkü burada birazcık internet sıkıntısı var. Normalde telefon çekmiyor. İnternet sıkıntısı var değil, burada hat yok. Çıktığınız zaman telefon çekmiyor. Kampın internetiyle wireless bağlanarak denedik ama o da uzaklaştık vesaire galiba çok verimli olmadı. Kusurluk oldu. Bizim de ilk canlı yayınımızdı. İlerleyen günlerde de güzel bir canlı yayın zamanı düşünüyoruz.
sizden gelen soruları direkt canlı canlı cevaplayabilmek belki için. Belki soru cevap yapabiliriz. Aynen, şöyle açık havada. Şöyle ailemizle sohbet edelim, birlikte bir sohbetimiz olsun diye çok yakında bir canlı yayın da yapacağız. Anlık gelişti bugün ama gerçekten çok keyif aldığımız bir gün oldu. Artık yavaş yavaş günü bitiriyoruz. Toparlanıp dönme vakti. Evet, biz çok keyif aldık. Umuyoruz siz de görüntüleri izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten görsel bir şölen var burada. Umuyorum ki biz gördüğümüz kadar güzel yansıtabilmişizdir. Aynen. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Videomuzun sonuna gelirken bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoya kadar esen kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar, görüşürüz. Çocuğu unutma görevini Denizcan devraldı. Bir oyana bir uyana şeklinde. Niye yanımıza getirdiğiniz tüm kıyafetlerini ıslatmayı başardığı için artık onu sarıp sarmaladık ve uyutmaya karar verdik. Kapa gözlerini. Onların da turları başlamak üzere. Aa, burada sincap. Evet. Ay çok tatlı. Vallahi sincap var. Ay. Kamera yok şu an burada arkadaşlar, sincap arkada. Çok tatlı. Turu yaptırıyorlar. 10 yayla. 11 yayla. Pardon pardon. Bak, 12 yayla sitesini yeni yaptım. 12. Peki. Yolculuğu yapmak çok keyifli. Dikkatim çok dağılıyor çünkü sincap çok tatlı ya. Ne olur onu çek. Ayşem şimdi şu şeyi yapalım, gitmez inşallah. Ay orada baksana Deniz. Alıp eve götüreceğim bunu. Çok tatlı ya.